Mutlu akşamlar. TVL2 ana haber bültenine hoş geldiniz. Tarihler 22 Haziran 2022 günlerden çarşamba. Ben Samet Yaşar Yıldız. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün partisinin grup toplantısına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aslında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısında konuşacaktı. Ama Marmaris'teki orman yangınından dolayı grup toplantısını iptal etti ve Marmaris'e gitti Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden sadece Meral Akşener'in bugün grup toplantısı vardı. Akşener'in gündeminde hem ekonomik gidişat hem de son günlerde işlenen kadın cinayetleri vardı. Özel olarak da Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi verildi biliyorsunuz. Cezası 23 yıla kadar düşürüldü müebbet hapisten. Bunu çok sert sözlerle eleştirdi Meral Akşener ve bir kez daha İstanbul Sözleşmesi vurgusu yaptı. Utanç vesikası olarak anılacak bu kararda onayı olan, imzası bulunan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum ama yarın iki elim de yakalarında olacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik uygulanmasını sert sözlerle eleştirdi. Umarım bir gün bu katillerin, bu vicdansızların, bu psikopatların sadece başkalarının çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini değil, bu karara imza atanlar size sesleniyorum. Sizin de çocuğunuzu, kardeşinizi, eşinizi bulabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün o adalet terazisinin size de lazım olabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün girdiğiniz vebalin, aldığınız ahın bu dünyadan sonra bir de ahiretin olduğu gerçeğinin farkına varırsınız. Akşener, İYİ Parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı. İYİ Parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak. Kadınlar yeniden konuşacak. Milletimiz yeniden huzur bulacak. Emin olun çok az kaldı. Akşener grup toplantısında kimlik kartını göstererek hiçbir Türk vatandaşı arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Hepimizin cebinde bulunan bu kimlik kartı, nüfus cüzdanı, adını ne söylerseniz ahanda bu kart paşa dededir. Ağda budur, paşa dede de budur, gümüş kaşıkla doğanlar da budur, hepsi budur. 20 Haziran Pazartesi günü Giresun'un Görel ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın hayattan koparılmıştı maalesef. Sokak ortasında yani caddenin kenarında cesedi bulunmuştu. Ve bu konuyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Giresun'un Görele ilçesinde 20 Haziran Pazartesi günü yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre dün gece Gültepe köyünde yol kenarındaki çalılıkta kadın cesedi bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada cesedin Kırgızistan uyruklu Keremet Nişanova'ya ait olduğu belirlendi. Kadının Tirebol ilçesinde tabancayla öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bölgeye bırakıldığı tespit edildi. Nişanova'nın üzerinde ve olay yerinde bulunan kum nedeniyle çalışmalarını sahil kesiminde yoğunlaştıran ekipler kıyı şeridi boyunca tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kadının en son Tirebol'da deniz kenarında bir otomobilde bulunduğunu belirleyen ekipler şüphelinin aracın sahibi MA olduğunu tespit etti. Ekipler MA'yı Tirebol'da yakaladı. Soruşturma kapsamında ekipler olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle HÇ'yi de gözaltına aldı. Görele ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edilen HÇ savcılık tarafından serbest bırakıldı. M.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adı Güzel, Karadeniz'deki havalimanları arasındaki adaletsizliği meclis gündemine taşıdı. Karadeniz'deki 3 ilden bir sefer bile Ankara'ya yokken
diğer komşiden bir günde 3 sefer var. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel, Karadeniz'deki havalimanları arasındaki adaletsizliğe mecliste düzenlediği basın toplantısıyla itiraz etti. Karadeniz'de 3 havalimanı var. Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon. Bir de yeni açılan tabi Rize havalimanı var. Ordu, Giresun havalimanında ve Samsun havalimanında Ankara'ya bugün mesela çarşamba günü sefer yok. Yani 3 ilden Ankara'ya bir sefer dahi yok, fakat Trabzon'dan Ankara'ya 3 sefer var. Milletvekili Adıgüzel aynı günde başkent Ankara'ya Samsun, Ordu ve Giresun havalimanından tek bir uçuş yokken diğer komşu illerden 3 uçuş birden olmasına bu haksızlıktır diyerek tepki gösterdi. Çünkü Ordu ve Giresun il dışında en çok nüfusu olan Türkiye'deki 4 ilden ikisidir. Ordu ikincidir, Giresun dördüncüdür. Hem il dışındaki nüfus, hem yurt dışındaki nüfus açısından yüksek yoğunluklu illeri bu şekilde havaalanındaki uçuş sefer sayıları açısından mağdur edilmesi bizim tarafından anlaşılmamaktadır. Ben o yüzden bürokrasideki mikro milliyetçiliği ve bazı illere tanınan toleransı da buradan dikkat çekmek istiyorum. Ordu ve Giresun Havalimanı'nın yurt dışı nüfusları açısından önde gelen iller olmasına rağmen sefer sayılarında adaletsizlikle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Adıgüzel yetkililere atıfta bulundu. O yüzden bu mikro milliyetçilik yapan bürokrasiyi buradan uyarmak istiyorum. Bu mikro milliyetçilikten vazgeçin. Nasıl ki Trabzon'dan bir günde 3 uçuş varsa Ankara'ya, en azından Ordu, Giresun'da ve Samsun'dan birer uçuş bari olmasını isteriz. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt son günlerde oldukça gündemi meşgul eden medya yasasıyla ilgili konuştu. Ve Demokrat Parti olarak sansür yasasına karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz dedi. Ve şimdi bülten başlamadan önce de bir son dakika gelişmesi oldu. Bugün görüşülecekti aslında bu medya yasası. Ancak AK Parti tarafından ertelendi. Ve bazı gazetelerde bu ertelenmenin iptal edilmesi yönünde çevrileceğini düşünüyorlar. Yani kamuoyundan tepki aldığı için AK Parti'nin medya yasasını geri çekeceğini düşünüyorlar. Bakalım süreç ne gösterecek? Sayın Enginyurt. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, son dönemde en çok tartışılan konuların başında gelen, kamuoyunda kimi çevrelerce sansür yasası olarak da bilinen dezenformasyon yasasına karşı çıktı. Sayın Başkanım, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyesi olarak, 29 yıl gazetecilik yapmış birisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan sansür yasasını Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la birlikte şiddetle reddediyoruz. Enginyurt, bu yasa demokrasiye ve fikir hürriyetine gem vuruyor dedi. Yasayı çıkartanlara atıfta bulundu. Demokrasiyi, özgürlüğü, fikir hürriyetini yasaklayan, gem vuran bu yasa bir gün gelecek, bu yasayı çıkartanlara da lazım olacaktır. Yani adalet herkese lazımdır. Adil olmak gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Enginyurt, Demokrat Parti olarak sansür yasasını şiddetle protesto ettiklerini aktardı. Memleket büyük bir ekonomik çıkmaz içerisindeyken Türkiye'nin gündemine sokulan bu sansür yasasını şiddetle protesto ediyor. Demokrat Parti olarak aleyhinde oy kullanacağımızı ifade ediyor. Teşekkür ediyorum. Fındık mevsimine artık 2 aydan az bir süre kaldı. Yaklaşık 40-45 gün kaldı. Ve şimdi herkes, ya tüm üreticilerin, başta Orduluların, Giresunluların merak ettiği fındık fiyatı ne olacak? Yeni sezonda fındık fiyatı ne kadar açıklanacak? Bunu merak ediyorlar. Geçen sene 26,5'tu. Bu senede beklenti en az 52 lira. Biliyorsunuz TV52'de böyle bir kampanya başlattı. Fındık fiyatının en az 52 lira olarak açıklanması yönünde bir kampanya başlatmıştık. Ve birçok kişi de bu kampanyaya destek vermişti. İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde il başkanlarıyla birlikte, yani İyi Parti Ordu İl Başkanı, Samsun İl Başkanı, Giresun İl Başkanı, fındık bölgelerinin il başkanlarıyla birlikte bir basın açıklaması yaptı. Ve orada bir fiyat da söylediler. Fiyatın en az 70 lira olması gerektiği açıklandı. Bugün içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda, maliyetlerin, girdi fiyatlarının bu kadar arttığı bir ortamda üreticimizin maalesef artık
neredeyse yaptığı işe devam etme cesareti ve cüreti kalmamıştır. İyi Parti heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fındıkla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Artan maliyetler karşısında üreticinin ayakta durmakta zorlandığı belirtilirken fındığın öneminden bahsedildi. Bugün dünyada üretilen fındığın yaklaşık %70'i Türkiye'de üretilmektedir. Türkiye'nin başta Avrupa Birliği olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeye yıllık 3 milyar dolarlık fındık ihracatı yapmaktadır. Bu bakımdan fındık ülkemiz açısından milli ürün olmanın yanı sıra stratejik bir ürün haline gelmiştir. Türkiye'de milyonlarca kişinin tek gelir kaynağı olan fındık aynı zamanda ülkenin ihracat pastasındaki en büyük dilimlerinden birini oluşturuyor. Yaklaşık 500 bin aile doğrudan 2 milyon aile de dolaylı olarak fındık üretimi, hasat işlemi ve ticaret gibi işler kapsamında geçimini fındıktan sağlamaktadır. İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar il başkanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada iktidarın fındık üreticisini mağdur ettiğini söyledi. Hükümet hemen hemen her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık üreticisini mağdur etmişti. Açıklanan 27 TL fiyatına rağmen maalesef bu pazarda oluşan fiyat 24 liraya kadar düşmüş. Üreticinin elinde fındık bittiği andan itibaren yine tüccarlar devreye girmiş, fiyatı yükseltmiştir. Bu aradaki rakam da üreticinin değil, maalesef tüccarların cebine gitmiştir. Yapılan açıklamada geçen yıldan bu yana mazot ve gübre başta olmak üzere gider kalemlerine gelen zamların üreticinin belini büktüğü belirtildi. Maliyetlere baktığımız zaman gübre 140 liradan 600 liraya, işçinin günlük yevmiyesi 220 liradan 350 liraya, dip süpürme temizliği 250'den 400 TL'ye, bot biçme işlemi günlük 500 TL'den 1000 TL'ye, fındık toplama yevmiyesi 180 TL'den 350 TL'ye yükselmiştir. Geçen sene fındık 3.30 dolardı. 1 kilogram fındıkla 14 kilogram gübre alınıyordu. Bu sene 14 kilogram gübre almak için fındığın fiyatının 110 TL olması gerekmektedir. 2014'ten bu yana 170 lirayla yerinde sayan alan bazlı gelir desteğinin arttırılması istendi. Dönüm başına destek enflasyon ve kur artışları dikkate alındığında bunun en az bugünkü rakamlarla 500 TL'ye çıkarılmalı. İyi Parti heyeti 2022 fındık taban fiyatının en az 70 lira olması yönünde hükümete çağrıda bulundu. 3,5-4 dolar arasında fındığın fiyatı belirlenmeli, ihraç ürünüdür. Bu kapsamda fiyat tespit edilmeli. Bunun da TL olarak karşılığı 60 TL minimum ama biraz refah payıyla 70 TL'de verilmesini parti olarak buradan ilan ediyoruz. Ümit ediyoruz ki hükümet bizim bu fiyatımızı, teklif ettiğimiz fiyatı dikkate alır. Fındık çuvalları da ürünlere gelen zamlardan maalesef nasibini aldı. Konuyla ilgili de Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Hırdavatçılar Grubu Başkanı Ömer Çebi açıklamalarda bulundu. Artan benzin fiyatları özellikle petrol artışı ve benzin artışı özellikle fındık sezonunda çuval ve branda satışlarımızı çok etkiliyor. Fındık döneminde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan çuval da zam furyasından nasibini aldı. En ucuz fındık çuvalı 80 gram 5 liraya satıyoruz. Geçen sene 2,5 liraydı. Çuvalın ham maddesinin petrol olduğunu belirten Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Hırdavatçılar Grubu Başkanı Ömer Çebi nakliye ücretlerinden bahsetti. Çuvalın imalatı petrolden yapılıyor. Bundan sonrasında da biz çuvalları ve brandaları Gaziantep'ten getiriyoruz. Bununla birlikte de nakliye biniyor. Böyle olunca da tabii fiyatlar inanılmaz. Geçen seneki çuval fiyatlarıyla bu seneki fiyatlar arasında deyim yerinde ise uçurum var. Geçen sene 3 liraya sattığımız ürün bugün 7,5 lira. Yani %250 artış var. Ömer Çebi büyük marketlerin hırdavat ve benzeri ürünleri yasak olmasına rağmen sattığını söyledi. Büyük kartel marketler var orada. Haksız rekabet olduğunu vurgulayan Ömer Çebi farklı sektörlerdeki işletmecilerin çuval ve diğer ürünleri satmasına tepki gösterdi. Çuvalı herkes satıyor. Brandayı herkes satıyor. Marketlerde satılıyor. İmam Hatip yolunda ben bir berber dükkanında bile gördüm. Biz de tıraş mı yapalım? Haksız rekabeti ortadan kaldırmak gerekiyor. Fındık üreticisi yükselen çuval fiyatları karşısında elini çabuk tutarak eksiklerini gidermeye başladı. 7,5'a var, 10 liraya var, 15 liraya çuval var. Ama 15 liralık çuvalı bu dönemde kimse alamaz diye düşünüyorum.
Fındık sezonunun yaklaşmasıyla birlikte dediğimiz gibi şimdi işçiler de gelmeye başladılar yavaş yavaş şehre. Doğudan olsun, Gürcistan'dan olsun birçok yerden Ordu'ya, Giresun'a fındık toplamaya gelen işçiler var. Konuyla ilgili de Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın açıklamalarda bulundu. Bu sene yine insanların geleceğini, yani işçi sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi. Artan akaryakıt fiyatları mevsimlik tarım işçilerini de vurdu. Özellikle yaz mevsiminde iş yükü oldukça ağır olan mevsimlik tarım işçileri katlanan ulaşım masrafları karşısında günübirlik çalışmaya artık sıcak bakmıyor. Bu durumun faturası ise en çok fındık üreticisine kesilecek gibi duruyor. Çünkü mevsimlik tarım işçisi fındık üreticisinin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Üreticinin aklında oluşan bu soru işaretine karşıysa Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın'dan cevap geldi. Başkan Aydın, mevsimlik tarım işçilerinin hasat sezonunda Ordu'ya gelmemesine dair bir sıkıntının yaşanmayacağını söyledi. Ama ben inanıyorum ki mevsimlik işçilerin gelmemesini gerektirecek bir maliyet artışı olacağına inanmıyorum. Evet, mazot artışından yana nakliye, işte kişilerin buraya geliş gidiş sorunları olacaktır ama bu sonuç itibariyle valilikte yaptığımız komisyonda mevsimcilik işçilere belirleyeceğimiz fiyat daha çok belirleyici olacaktır. Hasat sezonu öncesi Ordu Valiliği ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile beraber mevsimlik tarım işçileri için bir araya geldiklerini belirten Aydın, 3 yıldır bu konuda ciddi bir çalışma yürüttüklerine de vurgu yaptı. Çünkü son özellikle 3 yıldır valiliğimiz aracına, devletimiz aracına, ilçe tarım müdürlüklerimiz, ilçemize kaymakamlığımız aracılığıyla mevsimlik işçilerinin konaklama yerleri, işte çocuklarının sosyal hayatlarını sürdürebileceği kitap okumadır, oyun parkıdır vesaire sağlık konusunda son derece üst düzey bir toplama merkezleri var. Mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı koşullarda çalışabilmesi adına bütün önlemleri aldıklarını da belirten Aydın, hasat sezonunda işçi bulma konusunda üreticinin sıkıntı yaşamayacağının da tekrar altını çizdi. Kolluk kuvvetleri peyderpey kontrol ediyor. Sağlık yönünden incelemeler yapılıyor. Çocukların sosyal hayatı, oyun parklarıydı, okuma alanlarıydı, öğretmenleriydi. Ciddi anlamda modern bir hayat sürüyorlar zaten. Ama az önce dediğim gibi tek gelmeme sebebi mazotta yükselişin olmasıyla beraber bir tedirginlik var ama ben mevsimlik işçilerin buraya gelmeyeceğine inanmıyorum. Doçent doktor Ali Aygün fındık sezonunda artan kene ve yılan ısırmalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bahçe ortamında kişilerin artık daha fazla bulunmasıyla beraber kene ısırmaları ve yılan ısırmaları gibi tehlikeler ne yazık ki fazla oranda gözüküyor. Yaz geldi. Ordulular da her sene olduğu gibi bahçelerinde fındık sezonuna hazırlık yapıyor. Ancak bahçe ortamında yalnız değilsiniz. Tıpkı sizin gibi doğal ortamdaki onlarca canlıdan biri olan kene ve yılanlar da sizinle beraber. Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ali Aygün de fındık sezonunda artan kene ve yılan ısırmalarına karşı vatandaşları uyardı. Keneler daha çok cildin açık olduğu bölgelerden insanları vücuduna temas edip ısırma gerçekleştiriyor. Tabii ki bizim fındık toplarken mümkün oldukça vücudumuzun açık bir yer kalmamasını sağlamamız lazım. Özellikle ayak bilek kesimlerinden çok fazla oluyor. Kene tarafından ısırılmış kişinin yapması gerekense kendi müdahale etmeden hastaneye gitmek. Aksi takdirde sonu felaket olabilir. Vatandaşı kene ısırdığı zaman mutlaka bu kenenin hastanede sağlık ekipleri tarafından çıkartılması lazım. Genelde evde vatandaşlarımız bu keneyi çıkartırken ne yazık ki kenenin gövde kısmını kopartıyorlar. Baş kısmı cilt içerisinde yapışık bir vaziyette kalıyor. Bu gövde kısmını kopartmak kenenin zehirlemeyeceği anlamına gelmiyor artık. Baş kısmındaki o zehirli salgılarını hala vücuda aktarabiliyor. Kene ısırdı ancak kendi kendine düştüyse vatandaşların yapması gereken kendilerini takibe almak. Eğer Doçent Doktor Aygün'ün saydığı bu bulgulardan birisi tespit edilmişse de hastaneye gitmek. Kene ısırdı, diyelim ki kendiliğinden bu kene düştü. Mutlaka vatandaşımız kendini takip etmesi gerekiyor öncelikle. Kene ısırması sonrası zehirlenme bulguları yaygın kas ağrılarıdır. İşte bulantı, kusma, ishal, yüksek ateş gibi semptomları mevcut. Bu semptom görülme durumunda mutlaka vatandaşlarımızın hastaneye başvurmasını
öneriyoruz. Yine yılan ısırıkları da kene gibi fındık sezonunda en çok görülen ısırılma vakalarından biri. Bu konuda ise toplumda yanlış bir bilgi yayılıyor. O yanlışı ise doçent doktor Aygün açıklıyor. Yine fındık mevsiminde bahçelerde yılan ısırığı vakaları çok fazla görülüyor. Biliyorsunuz bütün yılan ısırıkları sonrası bir zehirlenme durumu olmuyor. Ama yapılan yanlışlardan en büyüğü ne yazık ki yılan ısırılan bölgenin turnike ile bağlanması ve keserek buradaki kanın akıtılarak ya da emilerek zehrin çıkarıldığını düşünülmesidir. Bu tamamen yanlış, hatalı bir uygulamadır. Her yılan zehirli olmasa da yılan ısırığına maruz kalan bir insanın ısırıldığı noktayı sabit tutup acil şekilde hastaneye gitmesi gerekiyor. Isırık sonrası tetanoz aşısı da unutulmaması gereken noktalarda. Yılan ısırılma sonrası mutlaka ısırılan bölgenin hareketsizleştirilmesi, mümkünse sabitlenip hastaneye gelmesini tavsiye ediyoruz. Yılan ısırması sonrası tetanoz aşısını da unutmamamız gerekiyor. Nöroloji uzmanı, uzman doktor Duran Yazıcı, son yıllarda popülaritesi oldukça artan vitamin ve mineral kullanımı konusunda vatandaşları uyardı. Son dönemde çok sık kullanılmaya başlanan vitaminler doğru kullanılmadığında çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle pandemi döneminde artan takviye gıda kullanımı hakkında uzman doktor Duran Yazıcı önemli uyarılarda bulundu. Vücut doğru çalışmadığında doğru sonuç üretemez. Nöroloji uzmanı doktor Duran Yazıcı her bireyin vücudunu çok iyi tanıması gerektiğini bu sözlerle açıkladı. Beslenmenin önemine vurgu yaptı. 60 yaşında bir kişiyi düşünün ama 90 yaşında gibi gözüküyor. Ya da 100 yaşındaki bir kişinin 60 yaşında olduğunu düşünün. Bunlar tamamen besleme ile alakalı. Özellikle dikkat eksikliği olan çocuklarda omega 3 kullanımının önemine vurgu yapan Duran Yazıcı anne ve babalara seslendi. Dikkat eksikliği olan, hiperaktivitesi olan, öğrenme güçlüğü olan otizmli çocuklarımız, işte anneler babalar, yani gerçekten çok önemli. O zaman düşünün, girince çıkınca hemen yayından bir omega 3 alalım. Omega 3'ü alan bir çocuk hasta. Davranışları değişiyor. Yani beynin %60'ı yağdan oluşuyor ve bu yağların da en yüksek oranı omega 3'ler. Yazıcı omega 3'ün hem bağışıklık hem de sinir sistemi için oldukça hayati olduğunu vurguladı. Vücudun hem bağışıklık sisteminin doğru çalışması için gerekli hem de sinir sisteminin doğrudan çalışması için, düzgün çalışabilmesi için çok gerekli. Yaz ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açılmış oldu. Konuyla ilgili de sektörde yıllardan beri var olan bir iş insanı açıklamalarda bulundu. Yaz aylarının gelmesi, havaların sıcaklaması derken düğün sezonu da açıldı. Açılan düğün sezonuyla beraberse mobilya ve beyaz eşya sektörü de hareketlendi. 2 seneye aşkın süredir adeta pandemiyle boğuşan işletmeler bu yoğunlukla beraber işlerin de rayına oturmasını bekliyor. Sezonun açılmasıyla birlikte tabii ki hareket de başladı. Yazlıkçılar gelmeye başladı. Çeyiz mevsimi zaten. Düğün alışverişlerinde bize katkısını fazlasıyla görmeye başladık. Çok da güzel bir sezona girdik. Yani Haziran Temmuz ayı bizim için çok kıymetli. Hem gurbetçilerimiz açısından hem de yerel müşterilerimiz açısından gerçekten önemli ve kıymetli bir aydır. Yaz aylarında mobilya ve beyaz eşya sektörüne can suyu olansa genelde çeyiz alışverişleri. Daha çok düğün alışverişleri, yatak baza setleri, şu andaki revaçta görülen ürün bazları. En çok tabii ki de çeyiz müşterileri ağırlıkta olduğu için 3 beyaz eşya gidiyor. Buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Ama onun da yanı sıra biz sübürgede motor üreten bir firmayız. Bu açıdan sübürge seçenekleri muadillerine göre daha avantajlı. Müşterilerimizin de bu yönde talepleri var. Yaz mevsiminde olduğumuz için de klima satışlarımız biraz arttı. Her senenin trendi ise farklı. Mobilya sektöründe klasik ve spor karışımı tasarımlar bu senenin gözdesi. Kıvrımlı hatlarda oluşan ürün döşemeli grupları olabilir. Daha çok eski tarzı ve yeni tarzı bir araya getirip farklı bir tarz oluşturma modası var. Yani çok klasik bir takımla çok spor bir takımı aynı anda aynı şekilde aynı odanın içinde birleştirerek kendi kişiliğinden bir tarz yaratılabiliyor. Bu sene bu çok moda. Müşterilerin en çok düşündüğü konuysa fiyatlar. Geçen seneye göre her kalemde 2-3 katı artan maliyetler müşterilerin gözünü korkutsa da firmalar ödeme seçenekleriyle bunu bir avantaja çevirmeyi umuyor. Tabii fiyatların artması herkeste farklı etki yaratıyor ama geçtiğimiz yıllara göre 2 katı, 3 katı gibi görünse de şu anki şartlarda piyasaya baktığımızda
tüm markalarda aynı şey geçerli. Buna istinaden biz de ödeme seçeneklerinde farklı kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz gelen müşterilerimize. Banka kredileri, işte taksitlendirme seçeneklerinde ek puan seçenekleri. Böylelikle müşterilerimizin ayağını kesmemeye çalışıyoruz. Henüz resmi bir açıklama yok ama beklenen şu: 29 Haziran çarşamba gününden itibaren Ordu'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya yükseltilecek. Ayın 29'unda 200 gram 4 lira, 250 gram 5 lira olacak diye bilgi geldi. Ordu'da ekmeğe zam yolda. Artan maliyetler karşısında son aylarda ard arda fiyat artışı yapılan ekmeğe 29 Haziran'da zam geliyor. Henüz resmi olmayan rakamlara göre 29 Haziran çarşamba gününden itibaren Ordu'da 200 gram ekmeğin fiyatı 4 lira, 250 gram ekmeğin fiyatı ise 5 liradan satışa sunulacak. Bunlar 50 kilo 500-600 lira. Biliyorsunuz bir koşan mazot 30 lirayı geçti. Ona zam gelince artık her şey zam geliyor. Artan maliyetler karşısında her ne kadar istemeseler de çareyi zam yapmakta bulan fırıncılar bu fiyatın da maliyetleri karşılamayacağı görüşünde. Bu sarmaz mı? 200 gram ekmek 500 lira olsa belki. Bu sarmaz. Çünkü her gün zam geliyor. Mayasına, ununa, suyuna. Mesela su, evimin suyunu yatayım 300 lira, evimin yanı 600 lira. Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısındaysa vatandaş artık şaşırmak yerine alıştık demeyi tercih ediyor. Çünkü vatandaşa göre zam yağmuru sadece ekmeğe uğramış değil. Pahalılığı zaten devam ediyor. Arkadaşa da diyeceğimiz bir şey yok yani. Fiyatlar artmış. Alışıyor efendim, alışıyor. Vatandaş alışıyor. Ne yapsın? Sabahtan akşam yatıyor, sabahtan kalkıyor, zam var. Yani görünen o ki 29 Haziran'dan itibaren gelen zamla beraber artık vatandaş sofrasından ekmeği de azaltmak zorunda kalacak. Ordu tostu ve Yalıköy köftesinin ardından taflan turşusu da coğrafi işaretini aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla yaptığı çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın girişimleriyle Ordu Tostu ve Yalıköy Köftesi'nin ardından Ordu Taflan Turşusu da coğrafi işaret aldı. Ordu Taflan Turşusu, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 16 Mayıs 2022 ve 125 sayılı resmi coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi. Coğrafi işaret tescili yapılan ürünlerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultaf, coğrafi işaret tescilinin ürünün bilinirliği, yurt içi ve yurt dışı pazar payının artması açısından önemli olduğunun altını çizdi. Coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ultaf, birçok yöresel ürün için başvuru yapıldığına da vurgu yaptı. Ordu Taflan Turşusu'nun coğrafi işaret almasının ardından il genelindeki coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 8'e çıktı. Korgan'da elektrikle balık avlarken elektrik akımına kapılan 3 kişiden ikisi hayatını kaybetti. 2 kişi için bugün cenaze töreni düzenlendi. Korgan ilçesinde derede balık avlarken elektrik akımına kapılan 3 kişiden ikisi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Çiftlik Mahallesi'ndeki Keş Deresi'nde Oğuzhan Berber'le kuzeni Cihan Berber ve ismi öğrenilemeyen bir kişi balık avlamak için suya elektrik akımı verdi. Bu sırada akıma kapılan 3 kişi için çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerce sudan çıkartılan yaralılar Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kuzenler burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İsmi öğrenilemeyen yaralı İsa Korgan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Düzenlenen cenaze törenine Korgan Kaymakamı Mikail Ersöz, Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, MHP İlçe Başkanı Adem Şentürk, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sevinç ve yüzlerce seveni katıldı. Gençlerin cenaze namazı Çiftlik Mahallesi Ekimoğlu Camii'nde Korgan Müftüsü İsa Yaykın tarafından kıldırıldı. Bu dünyadaki bütün mahkemelerin, hakimlerin, avcıların... Kısa bir reklam arası, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ordu Spor Lisesi yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencileri artık bekliyor. Yavaş yavaş hazırlıklar son aşamaya doğru geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yaşayan Statlar Projesi kapsamında tamamlanan Ordu Spor Lisesi yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencilerini ağırlayacak. Kapılarını bu yıl ilk kez öğrencileri açacak olan Ordu Spor Lisesi, öğrencilerini yetenek sınavı sonuçlarına göre belirleyecek. TV52 mikrofonlarına konu özelinde açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu'da spor lisesi eksikliğinin yeni yapılan okulla birlikte giderildiğini söyledi. Ordu gerçekten spor lisesi yönünden bir eksiklikti. Özellikle ilimizde yetişen sporcular başka illerde spor lisesi okumak için başka illere gidiliyordu. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun Yaşayan Statlar Projesi kapsamında Ordu Stadyumu'na bir bölümü spor lisesi için ayrıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edildi. Ordu Milli Eğitim Müdürlüğümüzde Sayın Valimizin himayelerinde okulun açılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılarını yazdılar, işte görevlendirmelerini yaptılar ve proje spor lisesi olarak da ilk kayıtlarını almaya başladı. Dolayısıyla ordumuzun da bu manadaki en büyük eksikliği olan spor lisesi giderilmiş oldu. Yetenek sınavı başvuru tarihlerinden de bahseden Geç, 26 Haziran'a kadar e-okul üzerinden öğrencilerin kayıtlarını online olarak yapabileceklerini belirtti. 26 Haziran kayıt için son gün ve onun ardından da yetenek sınavıyla birlikte Milli Eğitim Müdürlüğümüz öğrencilerini alacak. Tahminim 3 sınıftan oluşacak aldığım bilgi kadarıyla. Yani 90 öğrenci bu sene spor lisesinde eğitime başlamış olacak. Bizler de Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte orada okuyan öğrencilerimize yine bakanlığımızın desteğiyle, federasyonların desteğiyle en güzel imkanları sunmaya çalışacağız. Öte yandan her branşa özel antrenman salonları bulunduran Ordu Spor Lisesi toplam 12 derslikten olacak. Spor salonu, havuz, sporcu eğitim merkezi, gençlik merkezi, 15'in üzerinde bireysel antrenman salonu, yine stadyum. Dolayısıyla antrenman salonu sorunu kesinlikle yok. Her orada okuyan öğrenci kendi branşında rahatlıkla eğitim yapacak. Derslik olarak da 12 derslik var. 4 sınıf, 3'er sınıftan toplamda 12 sınıfla birlikte orada eğitim hayatına güzel bir katkı sunacak spor lisesi inşallah. Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleri akşam yemeğinde bir araya geldi.
Ordu Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleri, iş insanı Bahri Köksal'ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği programında bir araya geldi. Ordu Siyahat Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Engin, Otso Meclis Başkanı Levent Yıldırım ve dernek üyelerinin yoğun katılım sağladığı programın konuysa Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun oldu. Program öncesi bir konuşma gerçekleştiren Ordu Siyahat Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Engin, özellikle hızla yükselen döviz kuru nedeniyle iş insanlarının yaşadığı sıkıntılara değindi. 2 yıllık sağlık sorunlarımızla mücadele ederken ve şükür bitti derken, Karadeniz'in kuzeyinde Rusya'nın ve Batı'nın savaşından dolayı fevkalade kırılgan bir ekonomi yaşıyoruz. Dolar ve euronun 20 lira dayandığı bir ülkede ticaret yapmanın zorlukları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ayrıca Türk lirasının da komşu ülkelere göre baktığımızda Bulgar levasının 10 lira, Gürcü lirasının 6 lira, beğenmediğiniz Irak dinarının da 13 lira olduğunu söylemek isterim. Basit bir ekonomik kural, paranın değeri kadar senin ekonominde değeri o kadar diye düşünüyorum, üzülüyoruz. Programda konuşmacı olarak yer alan Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun, Türkiye'nin yargı güven endeksi sıralamasında 117. sırada yer aldığını belirterek Türkiye'de hukuk sisteminin yaşadığı sorunları anlattı. Belki ilk değinmek istediğim nokta, yargıya güven endeksinin yerlerde süründüğü bir dönemden geçiyoruz. 2001-2021 yılında yapılmış olan araştırmaya göre 138 ülkede 117. sıradayız. Ve yargıya güvenin olmadığı bir yerde ne siyasal güven olur, ne ekonomik güven olur, ne de sosyal yaşamda güven olur. Sibel Torun, iş insanlarının davalarının özellikle hukuk sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle çözüme kavuşturulamadığına da vurgu yaptı. İşini iyi yapan hakim ve savcıları tenzih ederek söylüyorum. Ancak sizler iş insanları adalet bekliyorsunuz ve hız bekliyorsunuz. Mahkemelerden hızlı hareket etmesini bekliyorsunuz. Hepiniz ticaret yapıyorsunuz, hep nakdi çalışmıyorsunuz, senetlerle, çeklerle çalışıyorsunuz, mahkemelerde dava açıyorsunuz, tedbir kararları almak istiyorsunuz. Ancak bugün, yarın dava açalım deseniz ilk duruşma günü Kasım ayına verecek. Mahkemeler ne yazık ki hızlı değil, ne yazık ki çabuk kararlar vermiyorlar. Kadınların iş dünyasında eşitlik ve temsil konusunda adalete ihtiyacı olduğunu belirten Torun, dernek üyelerine bir de çağrıda bulundu. Sizlerden hepiniz iş adamısınız, hepiniz onlarca insana hitap ediyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Kadınların temsilde eşitlik ve adalete ihtiyacı var. Lütfen kadın yöneticilerinize fırsat verin. İş insanı Bahri Köksal, Başkan Torun'a davete katılımı dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Burada misafir olarak Sayın Ordu Baro Başkanımızı davet ettik. Kırmadılar bizi, geldiler. Kendisine ayrı yine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda değerli basın mensuplarımıza da bize katıldıkları için çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Program konuşmaların ardından sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şile Belediyesi ortaklığıyla kurulan Şile Arıcılık Merkezi hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile Belediyesi ve Yeniköy, Çayırbaşı, Balibey, Doğancılı, Akçakesi, Kömürlük, Alacalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle kurulan Şile Arıcılık Merkezi, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı. Arının varsa bir hikmeti, ki var, vallahi onu yaşayanlardanım. Yani 36 senedir bildiğim arıdan ve baldan besleniyorum. Beni nereye taşıdı onu bilemem. Ya da sağlığımı nasıl muhafaza etti onu da bilemem ama arının bir hikmeti var, onu söyleyeyim. Göreve geldikleri andan itibaren üreticilere tarım, hayvancılık ve balıkçılık, arıcılık konularında destek sunduklarının altını çizen İmamoğlu, burada arıcılık adına attığımız adım makul bir şekilde dağılacaktır dedi. Burada attığımız adım, burada duyurduğumuz arıcının sözü, arıcının talebi, bala olan ilgi, sağlıklı bal üretimine olan titizliğimizi buradan duyurduğumuz zaman bu İstanbul'umuzdan bütün ülkeye, bütün üreticilere, bütün yöneticilere gerçekten makul bir biçimde
dağılacaktır diye düşünüyorum. Sürecin takipçisi olacağını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emeği geçen herkese de teşekkür etti. Şehrimizin bütün ilçelerden insanlarımızın gelip eğitim aldığı, destek aldığı, bilgi edindiği ve dayanışma halinde olduğu bir merkeze dönüşmesi noktasındaki takibimizin ve desteğimizin devam edeceğini belirtir. Tekrar başından sonuna emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Açılan merkezde ise üretim ve dolum işlemleri için tam otomatik bal dolum ve üretim makinesi, propolis dolum ve üretim makinesi, polen üretim makinesi, arı keki üretim makinesi, bal süzme makinesi, krem bal yapma makinesi, bal dinlendirme kazanı ve bal teknesi ısıtma havuzu olacak. Ayrıştırma içinse polen, propolis ve arı ekmeği ayrıştırma makinesi bulunacak. Soğuk zincir için derin dondurucu dolap ve market tipi camlı derin dondurucunun bulunduğu tesislerde. Paketleme içinse otomatik ham bal kutu paketleme teknik donanımları mevcut. Bu haberle TV52 ana haber bülteninin sonuna geldik. Bizden hemen sonra spor haberleriyle Görkem Karaağaç karşınızda olacak. Gece bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaağaç. 3. Lig ekibi 52 Ordu Spor Futbol Kulübü transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mor beyaz ekip bu kapsamda orta saha oyuncusu Özgen Erdem'le anlaşmaya vardı. 3. Lig ekibi 52 Ordu Spor Futbol Kulübü iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. 2021-2022 sezonunu playoff oynayarak noktalayan Mor Beyazlı ekip, yeni sezonda ise iç ve dış transferde güçlü bir kadro oluşturarak geçen sezon ulaşılamayan ikinci lig hedefine ulaşmak istiyor. Ordu ekibi teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le yeni sezon içinde anlaşılmasının ardından Şimşir'in raporun doğrultusunda iç transferde kadroda tutulacak isimlerle görüşmelerine hız verdi. İlk olarak sol bek Sinan Morgil'le anlaşan 52 Ordu Spor, Sergen İlhan'la da orta yolu bularak kadroda tutmayı başarmıştı. Ordu temsilcisi son olarak da Ordulu orta saha oyuncusu Özgen Erdem'le yeni sezon için anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Geride kalan sezonda mor beyazlı formayı 34 resmi müsabakada terleten takımın 10 numarası bu karşılaşmalarda ise rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Özgen Erdem transferini de duyuran 52 Ordu Spor'un ilerleyen günlerde iç transferde anlaşmaya vardığı diğer isimleri de duyurması bekleniyor. Bir diğer 3. Lig ekibi Ordu Spor 1967'de transfer sessizliği bozuldu. Mor Beyaz ekip kaptan Eray Eren'le yeni sezon için anlaşmaya vardı. Ordu Spor 1967'de transfer sessizliği bozuldu. Mor Beyaz ekip kaptan Eray Eren'le yeni sezon için anlaşmaya vardı. Geride kalan sezonda ikincilik hedefine ulaşamayarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Ordu Spor 1967, teknik direktör Cahit Erçevik'le anlaştıktan sonra iç ve dış transfer çalışmalarına başlamıştı. Dış transferde henüz sessizliğini bozmayan Mor Beyazlı ekibin iç transferde anlaştığı ilk isimse sağ bek Eray Eren oldu. Bölgesel amatör lig şampiyonluğunda da büyük bir payı bulunan Ordulu sağ bek oyuncusu, Ordu temsilcisiyle sözleşmesini uzatarak geride kalan sezonu da Ordu Spor 1967'de geçirmişti. 2021-22 sezonunda 34 resmi müsabakada sahaya çıkan Eren, bu karşılaşmalarda iki kez rakip fileleri havalandırdı. Eray Eren transferini duyuran Ordu Spor 1967'nin ilerleyen günlerde anlaşmaya vardığı Ferdi Konak, Ufuk Özcan, Serhat Velioğlu ve Cevatcan ikinci transferlerini de duyurması bekleniyor. Ordu Başöğretmen Ortaokulu 22-26 Mayıs tarihleri arasında Manisa ilinde düzenlenen Yıldızlar Kız Türkiye grup final müsabakalarında Türkiye üçüncüsü oldular. Ordu Başöğretmen Ortaokulu 22-26 Mayıs tarihleri arasında Manisa ilinde düzenlenen Yıldızlar Kız Türkiye final müsabakalarında namağlup şekilde Türkiye üçüncüsü oldu.
Üçüncülük kupası ile birlikte Ordu'ya dönen başarılı sporcular ve antrenörleri Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genci makamında ziyaret etti. Okulun beden eğitimi öğretmeni Murat Konanç, finallerde Türkiye üçüncülüğüne giden başarı sürecini TV52 mikrofonla anlattı. Ordu ilinde öncelikle Ünye'den gelen ekibimizi 5-0 mağlup ettik. Daha sonra Amasya ilinde grup maçlarına çıktık. Grup maçlarında Amasya ve İstanbul ilini yendik. Orada da grup birincisi olup Kırıkkale ilini Türkiye yarı finali müsabakalarına katılmaya kazandık. Kırıkkale'de Türkiye yarı finallerinde grup birincisi olup diğer grubun ikincisiyle Ankara ile müsabaka yapıp Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Türkiye finallerinde grupta 3 maçın 3'ünü de alarak grup birincisi olup diğer grubun ikincisiyle Zonguldak'la müsabakaya çıktık. Maalesef penaltılarla namalip bir şekilde 3. maçına çıkmak zorunda kaldık. 3. maçında da yine İstanbul birincisini yenerek Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandık. Bu gurur çocuklarımın, bizim okulumuzun. Yıl dışında büyük bir başarıya imza atarak Ordu'yu gururlandıran Başöğretmen Ortaokulu'na bir güzel haber de milli takımdan geldi. Ceren Güzelhan, Selin Yılmaz ve Bahar Turhan milli takıma davet edildi. Türkiye üçüncüsü olduk bu sene. Gerçekten çok güzel bir duygu. Takımımızla çok güzel mücadeleler ettik. Ve asıl gurur verici olan takımımızda 3 kişi milli takıma davet edildi. Hem takım arkadaşlarım olarak çok mutlu olduk, hem kendi adımıza gerçekten mutluyduk. Bunlardan biri de benim, diğerleri Selim ve Bahar. Yani gerçekten çok güzeldi. Gelecekte milli takımda oynamak için gerçekten çok istiyorum. Hem Türkiye'yi temsil etmek çok güzel, çok gurur verici bir olay. Ve kızlarda zaten bu olay çok gelişmemiş bir şey. Ve bunu tüm Türkiye'ye yaymak çok güzel bir duygu olacak benim için. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise yaptığı açıklamada başarı gösteren sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Başarılarının devamını diledi. Evet, bugün okul sporlarında ilimizi gururla temsil eden, Türkiye üçüncüsü olan sporcularımızı ağırlıyoruz. Gerçekten bizim için de mutluluk verici. Okulumuzu, öğretmenlerimizi ve sporcularımızı kutluyoruz elde ettikleri başarıdan dolayı. Özellikle kadın futbolunda Ordu son yıllarda bayağı bir atağa kalktı. Bunun sonuçlarını da diğer branşlarda da görülmüş oldu. Özellikle takımımızın çok başarılı olması, yine milli takım hocalarının takibinde olması gerçekten güzel bir şey. Diğer taraftan da okul spor maçlarıyla olsun, Anadolu Yıldızlar Ligi maçlarıyla olsun Gençlik ve Spor Bakanlığımız daha çok yeteneğin ortaya çıkmasına yönelik faaliyetlere devam ediyor. Gençlerin daha fazla faaliyetlere katılması için bir imkan doğrulmuş oluyor. İşte bu sayede de kızlarımız yani neredeyse 15'e yakın maç yapmışlar. Grup ilk elemeden başlamak üzere Türkiye finallerine kadar. Bu da ne kadar çok maç yaparsan kendini o kadar geliştirirsin. Çünkü bir maç bir aylık antrenmana bedeldir tüm branşlarda. İşte bunun neticesi olarak da sporcularımız kulüp altyapısı olmamasına rağmen okul takımı olarak başarılı oldular. Biz onları kutluyoruz. İnşallah bu spor hayatlarını devam ettirirler. Konuşmaların ardından il müdürü Genç başarılı sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. Ordu Yüzme İhtisas Spor Kulübü sporcularından İhsan Yiğit Türkmen milli takıma davet edildi. Ordu Yüzme İhtisas Spor Kulübü sporcularından İhsan Yiğit Türkmen milli takıma davet edildi. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen bölge karması seçme müsabakalarında ortaya koyduğu başarılı performanslarla birlikte ilk 12 sporcu içerisinde yer almayı başaran genç yüzücü Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı. Genç yüzücü başarıya giden süreçte gece gündüz çalışmalarına devam ettiğini belirterek uzun bir maratonun sonunda başarıya ulaştığını ifade etti. Sabah 5, akşam 5 olarak gittik böyle bayağı. Bazı günler işte çift, bazı günler tek, bir de o tek olan günlerde akşamda fitness yaptık. İşte bayağı sıkı çalıştığımı düşünüyorum, bilmiyorum, kendimi zorladım işte. O yarışa geldik, bayağı da kalabalıktı gerçekten. O havuzlara resmen sığmadık. Türkiye'nin elileri de oradaydı. İşte öyle güzel bir yarıştı yani.
seçildiğimden de mutluyum. Türkmen ilerleyen yıllarda bireysel hedeflerinden de bahsederek adını herkese duyurmak istediğini de dile getirdi. Herkes ister dünya ismini duyurmak. Ya tabii ben de isterim eğer böyle devam edersem. Bence olabilir yani. Dediğiniz gibi olabilir. Dünyaya ismim duyurabilir. Yüzme antrenörü Halilcan Eskiçırak, Ordu Yüzme İhtisas Spor Kulübü olarak ikinci defa milli takıma sporcu gönderme başarısı gösterdiklerini kaydetti. Bir bölge karması yarışı ve Ordu Yüzme İhtisas olarak yine bölge karmasının içinde sporcumuzu dahil etmiş bulunmaktayız. Milli takıma bu seneki ikinci sporcumuzu verdik. Gerçekten bizim için onur ve gurur verici. Sporcumuzun da emekleri boşa gitmemiş oldu. Antrenörlerinin de emekleri boşa gitmemiş oldu. Gayet keyifliyiz. Her zamanki gibi ordumuzun adını Türkiye şampiyonalarında, milli takımlarda temsil etmeye devam ediyoruz. Antrenör Eskiçırak açıklamalarında kulüp olarak ilerleyen süreçteki hedeflerden de bahsederek kürsünün her zaman en üstünde yer alan sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi. Bundan sonraki hedeflerimiz bir seviyeyi artık bir tık daha ileriye taşıyıp artık Avrupa oyunlarına, Balkan şampiyonlarına sporcularımızı taşıyıp oralarda ülkemiz adına bayrağımızı taşıyarak ciddi şekilde dereceler yapıp madalyalar almak bizim için şu anda en önemli hedef. Karabük İl'inde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Ordu Kız Voleybol takımımız yarı finallere yükseldi. Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Erkek Kız Çeyrek Finallerinde Ordu Kız Voleybol Takımı grubunda birinci olarak Türkiye yarı finallerine yükseldi. Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te tamamlandı. Yeni Mahalle ve Yenişehir Merkez Spor Salonlarında düzenlenen ve 17 ilden 23 takımın katıldığı organizasyonda yaklaşık 300 sporcu mücadele etti. Ordu İl Karması Kız Voleybol Takımı grup müsabakalarında Bartın ve Rize takımlarını 3-0 mağlup ederek grubunu lider tamamlarken erkek takımı ise Trabzon, Erzurum ve Sinop'un yer aldığı gruptan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 3. olma başarısı gösterdi. Yarı finaller 29 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında Uşak ve Karabük illerinde oynanması planlanırken grup dağılımlarına göre takımların hangi illerde mücadele edeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu haberle birlikte spor haberlerini noktalıyoruz. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.